Memur abi. Efendim Rambo. Ben politik akademisine girdiğim zaman yazdıracağım abi ve senin yanında staj yapabilir miyim abi? Staj mı? Evet Memur abi. Siz mesela baskına falan gidersiniz abi. Bana 20 saat sonra çıkmazsak takviye hissedersiniz Memur abi. Ya saçmalama Rambo'cum, saçmalama, geç öyle. Doğru söylüyorsun aslında Memur abi. Şimdi ben laf falan dinlemem. Adamları bizim peşinden yakalamaya girerim. Ondan sonra adamlar beni yakalarlar. Ondan sonra bir şey olmasın. Rambo! Rambo! Efendim Memur abi. Hangi adamlardan bahsediyorsun oğlum sen? Sudaycan bahsediyorum Memur abi. Hadi Rambo'cum, hadi geç. Geç şöyle. Rambo tak kemerini. Biliyorsun kemersiz yolculuk yapmak çok tehlikeli. Tamam. Özellikle benim arabamda. Tamam. Memur abi, fren var mı? Var. Onu çalalım mı? Niye? Yani akademiye giriyorum ya, havaya girmem açısından. Saçmalama oğlum Rambo, saçmalama. O zaman ben yaparım abi. Rambo! Efendim Memur abi. Seni hiç son sürat giden bir arabadan aşağıya attılar mı? Yok. Tamam o zaman. Burada dur ve uslu uslu otur, tamam mı? Tamam. Bu kadar siren yeter mi Rambo? Yeter mi Memur abi, sol havaya girdim. Kucağın çok komik. Al bunu, al, ver. Annem bize şeker verdi, bütün karizmayı çizdirdik be oğlum. O da bir şey mi Memur abi? Beni annem 7 yaşına kadar bebek arabasında gezdirince o zaman benim karizmam dağılmıştı. 7 yaşına kadar mı? Evet Memur abi. 40 kilo olunca ben tabii çocuk arabasının tekerlekleri kırıldı. Ne? Ondan sonra ben normal yürümeye başladım Memur abi. O nihayet yani. Ondan sonra Memur abi annem beni kucağına aldı fakat beni sakatlanınca... Oğlum yeşil ondan... yanıyor, ben de seni dinliyorum. Memur nasıl yapıyordu? Zeynep korkma. Korkma Zeynep, korkma beni. Yetişti Ram, yetişti. Yürü. Bırak beni ya. Yürü, inat etme, peşimizdeler. Peşimizdeler, inat etme, yürü. Yürü. İşte oradalar. Ben sana ateş etmeyeceksin demedim ulan. Ateş etmeden nasıl vuracağız? Yürü. Rambo, heyecanlı mısın? 8. girişim ama ilk günkü gibi heyecanlıyım Memur abi ya. Bence sırf bu azmin yüzünden seni polis akademisine almalılar, biliyor musun? Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Sınava giriyorum, kağıtlar dağılıyor. Ben de elektrikler kesiliyor. Bildiğim her şeyi unutuyorum Memur abi ya. Kasma oğlum kendini, rahat bırak. Gevşe. Ya çok korkuyorum Memur abi ya. Bu sefer de kazanamazsam bir daha beni akademiye almayacaklar ya. Korkma oğlum, niye korkuyorsun? Sen ki Zeynep'i kaçırmaya gelen kötü adamlara, banka soyguncularına ve daha nicelerine karşı gelmiş bir halk kahramanısın. Bu kadarcık bir sınavdan korkmaman lazım. Korkun diyeyim Memur abi. Tabii ki korkma oğlum, tabii ki korkma. Bırak da onlar korksunlar senden be oğlum. Hem bizim gittiğimiz gizli görevleri çoktan duymuşlardır bile. Belki senin dosyanı ayırmışlardır, neden olmasın? Aa, duymuşlardır değil mi Memur abi? Tabii oğlum, duymayan mı kaldı? Memur abi, peki ya içeride hayranların beni tanıyıp da imtihan falan isterlerse benden? İşte geldik. Hadi bakayım Rambo, göster kendini. Gel buraya, gel bir öpeyim seni, gel. Hadi bakayım. Bu sefer dikkatli ol, geç şu sınavı, kap üniformayı, tamam mı? Hadi. Her şey için sağ ol Memur abi. Sen apartmana taşınana kadar hayatta tek istediğim şey polis olmaktı. Ama artık sadece bir polis değil, senin gibi bir polis olmak istiyorum. Olursun Rambon benim. Sen benden bile iyi polis olursun. Yeter ki biraz dikkatli ol, tamam mı? Hadi. Bir şey soracağım Rambo ya. Sen niye bu kadar çok polis olmak istiyorsun? Ben daha 2 yaşında görmüş babam Memur abi. Ben onu hiç görmedim sayılır neredeyse. Onun için ölmüş diyorum. Ben bunu bilmiyordum Rambo'cum. Levent'te bir benzin istasyonunda pompacılık yapıyormuş. Hani arabalara falan benzin koyuyorlar ya. Mesaiye kaldığı bir gece çok geç bir saatte... ...iki serseri ellerinde silahlarla soymaya gelmişler benzin istasyonunu. Babam daha uzaktan anlamış adamların niyetini. Hemen masanın altındaki düğmeye basıp haber vermiş polislere. Hiç karşı koymamış. Vermiş kasada ve cebinde ne varsa. Benzinlerini bile koymuş adamların. Kaçarlarken sırf zevk olsun, eğlence olsun diye
Arabanın içinden ateş etmişler babama. Babam iki kurşun yemiş göğüs. Orada ölüvermiş ama. O gece çok geç kalmış polisler Memol abi babamı kurtarmak için. Ben polis olsaydım hiç geç kalmazdım biliyor musun Memol abi? O gece hiç geç kalmazdım. Eğer yine bir gün benim gibi bir çocuğun babası tehlikede olursa koşup, daha hızlı koşup yetişim diye polis olmak istiyorum Memol abi. Benim gibi bir çocuktan babasız kalmasın diye polis olmak istiyorum Memol abi. Bütün serserilerden alacak o kadar çok hesabım var ki Memol abi. Hadi bakalım o zaman. Şimdi dikkatli ol. Geç şu sınavı. Beraber basalım tekmeyi o itlerin kıçına. Tamam mı? Tamam Memol abi. Rambo Berk. Buyurun komiserim. Görev seni bekliyor. Başlasın ha komiserim. Çabuk. Hadi arkadaşlar vakit tamamdır. Kağıtlarınızı lütfen getirin. Öğretmenim, şuraya en alta bir not düştüm öğretmenim. Yani kağıdı okurken göz önünde bulundurmaz açısından yani. Çok iyi, Bruce Willis taklidi yaparım. Bruce Willis taklidi mi? Evet evet, şöyle. Dört buçuktan beş falan vermeniz gerekirse bunu hatırlarsınız değil mi kanaat için? İyi günler öğretmenim. Bu sahte pasaport işini yapan çok kişi vardı eskiden. Biz en iyisini arıyoruz Cemşit. Ah, şimdilerde herkes sahte öğrenci pasasıyla ilgili. Sahte pasaport ya da sahte kimlik gibi şeylerle kimse uğraşmıyor. Saksıyı çalıştı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.